arkadaşlar. Destekli hareket sisteminin üçüncü testiyle konumuza devam edelim. Şimdi birinci soruya bir geçiş sağlayalım. Birinci soruya baktığımız zaman bize H bandının boyunun değiştiğini gösteren bir grafik verilmiş. Ne demiş? Aşağıda grafikte bir çizgili kas hücresinde meydana gelen değişim gösterilmiş. Bu zaman diliminde kas hücresinde değişimlerinden hangileri gerçekleşir? Şimdi şuraya bakıyoruz. Bana böyle bir grafik veriyorsa, H bandının boyu kısalıyorsa önce benim bu kasın kasıldığını mı gevşediğini mi biliyor olmam lazım. Eğer H bandının boyu zaman içerisinde kısalıyorsa, azalıyorsa bu kas nedir? Kasılıyor demektir. Şimdi buna göre yorum yapalım. Harcanan ATP miktarı artar çünkü kasların kasılması enerji gerektiren bir olay. İkiye bakıyorum. Sitoplazmadaki kalsiyum miktarı artar. Evet, kaslar kasılmaya başladığında önceki sorularda da gördük. Sarkoplazmik retikulumdaki kalsiyumlar sitoplazmaya geçer. Sarkomerin boyu artar demek yanlış bir ifadedir. Bu boyunun artması gevşeme sırasında olan bir özelliktir. Cevabımız Ceyhan oluyor. İkinci soruya geçelim. İkinci soruya geçtiğimiz zaman diyor ki bir çizgili kasın kasılması sırasında aşağıda verilen grafikteki durumlar gözlenmiştir. Evet, bazı maddeler artmış, bazıları azalmış, bazısı sabit kalmış. Buna göre 1, 2 ve 3'ün yerine hangisi yazılabilir? Şimdi arkadaşlar, bir kas kasılıyorsa, özellikle çizgili kas kasıldığı zaman değişmeyen 3 tane şey vardır. Bunlar kasın hacmi, A bandı, ve miyozin ve aktinlerin boyu değişmez. O zaman direkt olarak 2'yi bulabiliriz. Kreatin fosfat olmaz, ATP olmaz, kreatin olmaz, su olmaz, kasın hacmi değişmez. Peki buna göre zaten cevabımız çıktı ama 1'e ve 2'ye bakalım. Kas kasılırken oksijenli solunum yapmayacak mı? Tabii ki yapacak. Bu durumda ne açığa çıkar? Su, karbondioksit ve ısı artan ne olabilir? Karbondioksit. Azalan ne olabilir? Glikoz oksijenle yakmak için oksijeni kullandığıma göre her ikisinin de miktarının azalması lazım. Cevabım Edirne oluyor. Bir sonraki soruya. Şimdi 3'e baktığımız zaman aşağıda verilen kemik çeşitlerinden hangisinde sarı kemik iliği bulunmaz diyor. Sarı kemik iliği diyorsa, yani aslında bu soruyu şu şekilde sormak istemiş. Aşağıdakilerden hangisi uzun kemik değildir? Şimdi el parmak kemiği uzun kemiktir çünkü boyu eninden büyüktür. Baldır kemiği de aynı şekilde. Dirsek kemiği kolda bulunur. Aynı şekilde kürek kemiği yassı kemiği örnektir. Biz sadece sarı kemik iliğinin uzun kemikte olduğunu biliyoruz. Uyluk kemiği de uzun kemiğe dahildir. Cevabımız Denizli olacak. 4'e baktığımız zaman hangisi diyor? Kesinlikle aynıdır. Neydi aynıymış? Bir insanın kıkırdak doku ve kemik doku hücrelerinde verilenlerinden hangileri kesinlikle aynıdır? Şimdi bizim bütün vücudumuzdaki hücrelerin hepsinde kromozom sayısı ve nükleotit dizilişleri kesinlikle aynıdır. Bağırsak hücrende de 46 kromozom var. Karaciğer hücrende de 46 kromozom var. Ayak hücrende de 46 kromozom var. Hangileri kesinlikle aynıdır? Kromozom sayısı kesinlikle aynı. Nükleotit dizilimi kesinlikle aynı. Bunların farklı olmasını sağlayan şey tabii ki aktif gen bölgelerinin sayısının farklı olmasıdır. O yüzden 3. öncülümüz doğru olmaz. Cevabımız Bursa 1 ve 2 olacaktır. 5. soruya baktığımız zaman çizgili bir kasın gevşemesi sırasında aşağıda verilen durumlardan hangisi gözlenmez? Biraz önceki soruda değişmeyen 3 şey vardı. Bunu da gevşemede de dahil edebilirsiniz. Z çizgileri gevşemede birbirinden uzaklaşır. Çünkü kasılma demek birbirine yaklaşma, gevşeme demek birbirinden uzaklaşma demek. Z çizgileri birbirinden uzaklaşır. Doğru. Kasın hacmi hiçbir zaman değişmez. H bandı belirginleşir. ADP'nin artması, evet, çünkü kaslar gevşerken de enerji harcar. Karbondioksit oluşumu, biraz önce söyledik, gevşerken enerji harcar ve karbondioksit oluşur. Cevabımız Bursa olacaktır. 6. soruya geçiyoruz.
Şimdi, insan iskeletinde bulunan kıkırdak çeşitleri verilmiş, örnekler verilmiş. Buna göre kıkırdak ve bulunduğu yer eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Aslında bu direkt bilgi sorusu. Şimdi hiyalik kıkırdak bu üç örnekten tabii ki soluk borusunda, elastik kıkırdak, kulak kepçesi, kulak yoru ve östaki borusu. Fibroz kıkırdak da zaten omurlar arasında olan kıkırdaktır. Bir de A, bir de B olacak, iki de C olacak. 3'te de A olacak. Cevabımız Ceyhan olacak arkadaşlar. Şimdi çizgili kasın bazı kısımları verilmiş bize. Hangileri yazılabilir? Bir kere biz iki Z çizgisi arasında kalan yerin sarkomer olduğunu biliyoruz. O yüzden zaten iki şıkkı buradan elemiş olduk. Y'ye baktığımız zaman buranın H bandı olduğunu biliyoruz. H bandı A şıkkı da elendi. Şimdi Z'ye bakalım. Z sadece aktinlerin bulunduğu bölge. Buna da I bandı diyorum. T de sadece miyozinlerin bulunduğu. Oraya da A bandı diyorum. Cevabımız Bursa olacaktır arkadaşlar. 8. soruya geçelim. İnsanda iskelet sisteminde bulunan bazı yapıların özellikleri verilmiş. Buna göre aşağıdaki yapılardan hangisinin özelliğine yer verilmemiştir? İki kemiği birbirine bağlayan yapı nedir? Tabii ki ligamenttir. O zaman ligamentten bahsetmiş diyoruz. İskelet kaslarının kemiklere bağlanmasını sağlayan yapı tendondur. Bakıyorum şıklarımda tendon var mı? Var, eliyorum. Kıkırdak dokuda hücre arası madde, buna kondrin diyorum arkadaşlar. Sert kemikte sinir ve kan damarlarını taşıyan Havers ve Bogdan kanallarıdır. Bundan da bahsetmiş, bahsedilmeyen, yer verilmeyen tek şey osteosit, yani kemik hücresidir diyoruz. Bir sonraki soruya geçelim. Hızla koşan bir bireyin çizgili kas hücrelerinde tepkimelerinden hangileri gerçekleşir? Şimdi bu adam hızla koşuyorsa iskelet kaslarını kullanıyor ve o kaslarını kasıyor demektir. Şimdi birinci tepkimeye baktığımız zaman kasları kasıldığı için bu adam oksijenli solunum yapacaktır. Birinci ifade doğru bir ifade. Şimdi ikinciye baktığım zaman enerji sırası kreatin fosfata geldiyse eğer bu adam enerji harcayacağından kreatin fosfattaki fosfatı koparıp ADP'ye takar ve bu olayı gerçekleştirir. Ama glikozdan glikojen yapmak genelde dinlenme evresinde olan bir şeydir. Yani hızla koşan bir adam bunu gerçekleştirmez. Cevabımız Ceyhan olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Şimdi 10. soruya baktığımız zaman bir kasın kasılmasında olaylarının meydana gelme sırası hangisinde doğru olarak verilmiştir? Biz ne dedik çözdüğümüz sorularda? Bir kas hücresinin uyarılması için nörondan kesinlikle hormon dediğim şey asetilkolin, onun salgılanması, daha sonra hücreyi uyardıktan sonra hücredeki endoplazmik retikulumdan kalsiyum salgılanması ve bunun ilgili yerlere gidip kasın kasılmasını sağlaması. Bu durumda birinci öncül ilk sırada meydana gelir. İkinci öncül ikinci sırada, en sonda kasların kasılması olur. Cevabımız Adana olacak arkadaşlar. 11. soruya geçiş sağlıyoruz. İstemli çalışan kasların kasılması sırasında istemli çalışan kaslarımız ne kasıydı? Tabii ki çizgili kastı. Buna göre yorum yapacağız. Kasılması sırasında aşağıda verilen grafiklerden hangisinde ifade edilen değişim gözlenmez? Burada şunu unutmuyoruz. Kasılırken 3 tane şey değişmiyordu. Ne değişmiyordu? Kasın hacmi, A bandı ve aktin ve miyozinlerin boyu değişmiyordu. Biraz bu soruları çözerken stratejik davranmak lazım. Kasın hacmi değişmez. Üretilen ısı tabii ki artar. Oksijenli solunum yapıyor. Aktin boyu ne dedik biraz önce? Aktin boyu değişiyor muydu? Değişmiyordu. O yüzden bunun sabit kalması lazım. Cevabımız
Ceyhan olacaktır. Kreatin fosfat miktarı tabii ki azalır. Çünkü fosfatı koparıp neye takacak? ADP'ye takacak. ATP tüketimi tabii ki artar diyoruz. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Şimdi bir çizgili kasın uzun süre çalışmasına bağlı olarak gerçekleşen bazı olaylar verilmiş. Buna göre verilen olayların gerçekleşme sırası hangisine doğru olarak verilmiş? Şimdi biz diyoruz ki kaslar kasılırken bir enerji elde sırası vardır. İlk önce hazır olan ATP'yi kullanırsın. Daha sonra enerjinin devamını sağlamak için kreatin fosfatı kullanırsın. Daha sonra glikozu kullanırsın. Zaten bu bilgileri bildikten sonra şu sırayı yapmamız çok kolay olacaktır. İlk önce hazır olanı kullanıyoruz. Daha sonra kreatini kullanıyoruz. Daha sonra da glikozu oksijenle yakıp oksijenli solunum elde ediyoruz. Cevabımız Edirne olacaktır diyoruz. Bir sonraki soruya geçelim. İnsana ait çizgili kasın kasılma boyunun zamana bağlı olarak değişimi verilmiş. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Bir bakalım. T0, T1 aralığında enerji harcanmaz demek aslında yanlış bir ifadedir. Çünkü burada uyarı veriliyor ve kasın kasılma süresi bekleniyor. Yani bu doğru değil, pardon. Yanlış bir ifade. T1, T2 aralığının biz kasılma evresi, T2, T3'ün de gevşeme evresi olduğunu biliyoruz. Şurası da dinlenme evresi diyoruz. T1, T2 aralığında mitokondri faaliyeti artar. Evet, artar çünkü adam ne yapacak? Enerji harcayıp kasılacak. T2, T3 aralığında kalsiyum iyonları sitoplazmik, sarkoplazmik retikuluma pompalanır. Evet, kasılma sırasında sarkoplazmik retikulumdan sitoplazmaya, gevşeme sırasında da tam tersi olay söz konusudur. Cevabımız Denizli olacak arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü soru çözümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki Olacağız. dakika. Önce sen diyorsun Hoş olaydın. geldiniz. O zaman hep beraber kapanış. Görüşürüz. Gençler tamam artık kesiyoruz.